Sayısal ifadeler 657 devlet memurları kanunu 8 yıl bu süre zarfında disiplin cezası almayan biri bir üst kademeye yükselir. En geç bir ay içinde asli devlet memurluğuna atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarca düzenlenecek merasimde yetkili amir huzurunda yemin ettirilir ve yemin belgesi imzalanır. %3 bir kurumun çalıştırması gereken engelli yüzdesi 3 yıl adaylıkta ilişkisi kesilenlerin memur olamayacakları süre 3 yıl, 1 yıl eğer göreve başlama sürecinde mazeretsiz olarak belirlenen günlerde göreve başlamazsa memur olamayacağı süre 1 yıldır. 2 ay göreve başlama sürecinde zorlayıcı nedenlerle kişi bu süreyi aşarsa Atamaya yetkili amir iptal eder. 10 gün Yeni göreve eğer şehir dışından geliyorsa 15 günün dışında aylıksız olarak verilecek süre 10 gündür. Hala gelmezse çekilmiş sayılır. 10 yıl Bakanın onayı ile yabancı memleketlerin resmi kuruluşunda çalışanlara verilecek aylıksız izin süresi 21 yıl Bakanın onayı ile uluslararası resmi kuruluşta çalışanlara verilecek aylıksız izin. Yabancı memleketlerin resmi kuruluşunda arkadaşlar verilecek aylıksız izin 10 yıl ama uluslararası resmi kuruluşlarda aylıksız izin 21 yıl 3 yıl uluslararası veya yabancı memleketlerde görev yapanlara verilen aylıksız izni bakanın onama süresi 3 yıldır 3 yılda bir onay gerekir. 3 aydan fazla vekil memura 3 aydan fazla devam eden süre için vekalet aylığı ödenir. 30 gün askerden dönenlerin azami göreve başlama süresi 10 gün kişiyi memurluktan çekilmiş gibi gösterecek özürsüz gelmeme süresi 1 yıl, Çekilmek isteyen memur isteğinin kabulüne ve yerine biri gelene kadar görevine devam eder. Bir ay boyunca gelmezse yerine gelecek kişi üstüne haber vererek görevi bırakabilir. Buna uygun görevi bırakırsa bir yıl devlet memurluğuna alınamaz. Devir teslim yapılmadan ayrılanlar 3 yıl geçmeden devlet memuru olamaz. 3 yıl hiçbir surete Olağanüstü hal, sıkı yönetim, savaş ve sefer, seferberlik hallerinde yerine atanacak kişi gelip başlamadan görevi bırakan bir daha devlet memuru olamaz. 6 ay 10 gün memurla özürsüz gelmeyenin geri dönemeyeceği süre, 40 saat memurun haftalık en fazla çalışma saati, 24 hafta kadın memura doğumdan önce gece nöbeti verilmeyecek süre bu haftadan itibaren verilmez. 2 yıl kadın memura doğumdan sonra gece nöbeti verilemeyecek süre. 2 defa 1-5 yıl görev yapmış bir memurun kendi isteğiyle memurluktan en fazla çekilme sayısı 2'dir. 20 gün hizmeti, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar 10. yılda dahil olan memurun kullanacağı yıllık izin süresi 20 gündür. Hizmeti 10 yıldan fazla olan memurun kullanacağı yıllık izin süresi ise 30 gündür. 10 gün babalık izni, 7 gün evlilik, ölüm izinleri, 1 ay radyoaktif ışınlarla çalışan memura yıllık verilecek sağlık izni süresi 1 aydır. 10 gün çocuğun %70 engelli olan memurun yıllık izin alabileceği süre 10 gündür. %70 engelli olması gerekiyor. 10 gün yine mazeret izni 10 gündür. Doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta analık izni verilir. 2 hafta eğer doğacak bebek ikiz vesaire daha fazla ise doğumdan önce verilecek annelik iznine eklenecek süre 2 haftadır doğumdan önce. 3 hafta raporla birlikte kadın memur doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışabilir. 3 saat kadın memura kadın memur için ilk 6 ay verilecek günlük süt izni süresi. İlk 6 ay 3 saat. 1,5 saat kadın memura ikinci 6 ay günlük verilecek süt izni süresi. İkinci 6 ayda 1,5 saat süt izni verilir. 18 ay kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli hastalara verilecek izin süresidir. Hastalık geçmezse bu bir katına uzatılır. 12 ay diğer hastalık hallerinde verilecek izin süresidir. Hastalık geçmezse yine bir katına uzatılır. 3 ay memurun bakmakla yükümlü olduğu kişileri raporla tescil, ile verilecek izin süresi bu da yine bir katına kadar uzatılabilir bakmakla yükümlü olduğu kişi varsa 3 ay izin verilir. 24 ay doğum yapan memura analık izni süresinin bitiminden itibaren eşi doğum yapan memura ise doğumdan itibaren aylıksız izin verilebilir 24 ay boyunca. 10 gün aylıksız izin ve mazeret izinleri bitenleri dönmediği takdirde görevden çekilmiş sayılacakları süredir. 5 hizmet yılı. Memur 5 hizmet yılını doldurduysa isteği halinde en fazla 2 defa kullanılmak üzere toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. En fazla 2 defa kullanılacak. Binde 10 başarı ödülü verileceklerin kurumun kişi sayısından yani binde 10 kişi sayısından fazla olamayacağı oran Binde 20 başarı ödülü verilecekler. MEP, gümrük, emniyette ise MEP'te, gümrükte, emniyette ise kurumdaki kişi sayısına göre geçirileme, geçilemeyecek oran binde 20. 30'da 1, 8'de 1 arası aylık, aylıktan kesme cezasının tutar aralığıdır. 1 bölü 30 ile 1 bölü 8. 1-3 yıl arası kademe ilerlemesinin durdurulması cezası. 1 iki gün özürsüz bu kadar göreve gelinmezse aylıktan kesme cezası alınır. 3-9 gün özürsüz bu kadar süre göreve gelinmezse kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alınır. 20 gün özürsüz toplam bu kadar süre göreve gelinmezse memurluktan çıkarılma cezası alınır. 20 gün gelmezse eğer, toplam e, 2'de 1 ile 4'te 1 arası yani 1 bölü 2 ve 1 bölü 4 arası kişi son kademe ve derecede ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilemeyeceğinden aylığından bu kadar kesilir. Kesilecek tutar bunlardır. Tekrar ederse zaten kişinin görevine son verilir. 15 gün eğer ceza red yerse atama yetkili amirlerin başka bir disiplin cezası verebileceği süre 15 gün. Bir ay uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları verilmezse bir ay içerisinde bu süre sonunda zaman aşımına uğrar ceza. 6 ay memurluktan çıkarma cezası 6 ay içerisinde verilmezse zaman aşımına uğrar. 15 gün disiplin amirlerinin uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının Soruşturmanın tamamlandığı günden sonra karar süresi 15 gün. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının tamamlandığı günden sonraki karar süresi 30 gün ise disiplin kurulunun soruşturma sonucunu eline ulaştıktan sonra kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için karar vereceği süre 6 ay. Memurluktan çıkarma cezasının karar süresi 6 aydır. 7 gün Memurların kendilerini savunma süresidir. Eğer vermezlerse vazgeçmiş sayılırlar. 5 yıl uyarma ve kınama cezalarının özlük dosyasından silinme süresidir. 10 yıl aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının özlük dosyasından silinme süresi 10 yıl. 5 yıl yine aylıktan kesme cezası alanların bir üst kademeye atanamayacakları süre 5 yıldır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların ise bir üst kademeye atanamayacakları süre ise 10 yıldır. 7 gün uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, burası önemli, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı ise yüksek disiplin kuruluna 7 gün içerisinde itiraz edilebilir uyarma, kınama, aylıktan kesmede disiplin kuruluna, kademi ilerlemesinin durdurulmasında yüksek disiplin kuruluna 7 gün içerisinde itiraz gerekir. 30 gün itiraza karşı kurumun karar süresi, 10 gün görevden uzaklaştırma için soruşturmanın başlayacağı süre, 2 bölü 3 3'te 2 görevinden uzaklaştırılan memura maaşından ödenecek tutar. 3 ay Görevden uzaklaştırılan memurun uzaklaştırılabileceği en uzun süredir 3 ay. Her 2 ayda bir görevinde uzaklaştırılanların görevine dönüp dönmemesiyle ilgili yetkili amir karar verir ve ilgiliye yazı ile tebliğ eder. Her 2 ayda bir %25 özel eğitime muhtaç ve cezaevlerinde görevlilere fazlasıyla ödenecek orandır. %100 ise örgün ve yaygın eğitim destekleme kurslarında görevli öğretmenlere fazla ödenecek ders tutarıdır. %25 eksik. Bir takvim yılı içinde hastalık izni süresi toplamı 7 günü aşarsa aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir. Her 8 saat için bir gün izin. Fazla çalışmada memura verilecek izin süresidir. İzin süresi bu şekilde verilen iznin en çok 10 günü yıllık izinle birleştirilip yıl içinde kullanılabilir. Her 8 saat için bir gün. Şimdi 657'deki sayılı ifadeleri bitirdik. Bir sonraki dersimizde diğer kanunlara bakalım. Başarılar.